Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yine sizlere güzel bir kitabın tanıtımı için kamera karşısına geçtim. Yani ben bugüne kadar böyle bir şey yapmamıştım ama bu kitap gerçekten çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Beğendim derken yani sizlerin de okuması gerektiğini düşündüm. Çünkü bu yani hayat... İnsanlar hayat tekerrürden ibaret derler. İnsanların bazı şeylerden ibret alması için geçmişten yaşanmış örnekleri okuyup yani onların yaşadıkları, onların geçtikleri yoldan bir daha geçmemek için onları önceden bilmeleri gerekiyor. Ondan dolayı bu kitap yani sizden önce bazı tecrübeleri yaşamış insanların hayatını anlatıyor. Oradan dolayı sizlerin de bunları öğrenmesini istiyorum. Kitap Kafkas halklarıyla ilgili, Kafkasya'dan göç eden insanlarla ilgili ama Kafkas olmayanların da öğrenmesi gerek. Çünkü dünyamız öyle bir değişti ki her yerde ne zaman ne yaşanacağını bilmiyoruz. Çünkü yani dün yani 150 yıl önce, 160-70 yıl önce Kafkasya'da yaşananlar bugün yakın coğrafyamızda yaşanıyor ve onlar da neler olduğunu hepimiz birlikte görüyoruz. Ama bunları okumuş olsaydı, bu tecrübeleri bilmiş olsalardı bana göre o çukurlara düşmeyebilirlerdi. Ama işte hayat bu. Birileri o kadar cazip gösteriyor ki yanılabiliyorsunuz. Şimdi bu kitap Çağlar Davrayan kardeşimin yazdığı bir kitap. Kitap Şeyh Şamil, yani Kafkasya'da yaşanan 3. Mamlar dönemi işte... Gazi Muhammed, İmam Hamzat ve Şeyh Şamil'den sonra esaretinden sonuçlanan savaşın bitiminden sonra o bölgede yaşayan halkların ne olduğu, neyle baş başa kaldığı, neden bu sürgünlerin yaşandığı ve orada kalanların sürgün edilmese dahi nelere maruz kaldığını gösteren birebir insanların yaşadığı hikayeleri kaleme almış, oradan alıp geliyor. Şimdi burada o kadar güzel mevzuya girmiş ki yani imamın naiplerinin askeri olarak girmiş. Hatta işte son savaşta dahi şey yapmış. Oradaki anlaşma doğrultusunda dağılmış asker. Herkes evine gelmiş. Artık işte şey yapacak. İşte yeniden mi toplanacağız, yeniden mi şey yapacağızın kararını verirken. O arada yaşanan işte olaylar. Şeyh Şamil Türkiye'deki genel adı ama İmam Şamil'in İstanbul'a izinli olarak haç vazifesini yerine getirmek üzere İstanbul'a geldiğini duyan halkın yani imamımız tekrar geldi, onun sancağı altında toplanacağız diye kalkıp yola çıktığını gösteren çok güzel bir hikayeler içeren bir kitap. Yani Kafkasya boyutu var. Kafkasya'dan geldikten sonra Osmanlı subaylarının, Osmanlı garnizon komutanlarının verdiği, işte o gün Çukurova'da yaşanan, yani özellikle yerleştirdikleri, çünkü bu Kafkas muhaciratını yerleştirdikleri yerlerde, Ermenilerin öldürerek ve şey yaparak gasp ettiği topraklar vardı. Yani adamları öldürüp parmak bastırıyorlar, işte ben buna bu kadar para verdim, parası olduğunu duyan eşkıyalar öldürmüşler diyerekten, halbuki öldüren kendisi ama işi kılıfına uydurduğu için kurtarıyordu. Bunları bildikleri için işte o günkü Osmanlı Beyliği değil, Ramazanoğlu Beyliği, Adana Beyliği ve işte garnizon komutanı Osmanlı adına şey yapanlar bunları biliyorlardı. Bunun için, bunu önlemek için bunları kim direnebilir? İşte Kafkasların yiğit kartalları direnir diyerek de yerleştirdikleri işte Ceyhan Irmağı Nehri boyunca, kıyısı boyunca onlarca, yirmilerce işte köy oluşturdular. Onların bizzat yakınlarına koyanarak, işte onlar da zaten gerekli şeyi sağladılar, yani amacı yerine ulaştırdılar. Onların dağılmasını, kaçmasını sağladılar. Burada oraya yaptıkları hizmetleri veriyor. Ondan sonra iş bitmiyor. Yani bu macerata geldiklerinde işte 20 yıl askerlikten muaf, yani işte yerini yurdunu kurması için muafiyet veriliyor ama Osmanlı zor duruma düşünce o muafiyet kaldırıyor. Her cephede alıp götürüyorlar savaşlara. Hatta 93 Harbi denilen bilinen dönemde
Şeyh Şamil'in oğlu İmam Gazi Muhammed'in tekrar oraya gidip yani ayaklanma başlatıp tekrar orada bayağı bir yeri işgal ettiğini gösteren buradaki topladığı askerlerle yani tekrar işte gelen maceratı toplayarak da gittiği oraların hikayesini anlatıyor. Ondan sonra geliyor Çukurova'nın kurtuluşunda işte çetelerle birlikte yapılan savaşlarda yer alan insanların hayatından bahsediyor. Yani o Kafkas halklarının şeylerinin. Şimdi bunu neden açıklama hissiyatı duydum? Yani şu an sosyal medyayı açıyorum işte yani o kadar basite indirgiyorlar ki yani Kafkas halklarıyla veya işte mesela geçenlerde 21 Mayıs Çerkez sürgünü anma günü vardı. Devlet yetkilileri bunu andı. Twitter'da şurada burada işte ya işte Ermenileri niye şey yapmıyorsunuz? Onlar da aynı şeye maruz kaldı. Onlar da şey yapmış sana, hoşgörü, empati yapmış sana falan diyorlar. Onun yanında işte Suriyelilerle işte bizleri aynı kıfaya siz de yani onlar giderse sizler de gidin gibi falan filan yazılar okuyunca bunlar ağrıma gitti. Ve bu kitap işte şu an yani bu dediklerinizin hepsini kıyaslayacak, hepsine santimi santimine cevap verecek bir kitap. Yani adamlar buraya tatile, turistik yeri ziyaretlere gelmemişler. Geldikleri günden itibaren yani bize bir lokma veriyor diye Allah Kur'an kitap sevgisiyle gelmiş, bir İslam anlayışıyla gelmiş. Geldikleri yerde her şekilde oranın bu ekmeğini yiyoruz, bir buraya hiyanet edemeyiz diyerekten ne görev verildiyse yapmışlar. Saygıda hürmette kusur etmemişler. Hatta ve hatta yani 1930'lara kadar artık ümitleri kalmayana kadar yani bunlar buraya yerleşmek üzere değil, geri gitmek üzere, geri vatanlarını kurtarmak üzere geldiklerini gösteren bir şey var. Ama şimdikiler de işte yani az önceki söylediğiniz konuya gelecek olursak adamları ya geri vatanınıza gönderelim diyorsunuz. Adamlar gitmek istemiyor. Ama bizim böyle bir şansımız yoktu. Şu an işte burada bu kitap size istediğiniz her şeyi verebilecek, anlatabilecek. Yani bir Kafkas yalının, bir Kafkas halkının bunu okuduğunda kendi dedesiyle, kendi işte nenesiyle, emmisiyle, dayısıyla %100 benzerlik değilse de %50 benzerliğin olduğunu görecek. Yani oradan kendi atasına bir pay çıkartacak. Öbür tarafta yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başka bir ırktan bir vatandaşımız okusa o da kendisine bir pay çıkartabilecek. Yani yani vatanı korumak adına, vatanının işte şeyine nasıl davranması gerektiği adına burada onları anlatan çok güzel bilgiler var. Şimdi ben burada özellikle bahsedilen kişiler benim köyümde birebir yaşamış insanlar. Yani bu bilgiler işte neneden, dededen aktarılarak geldi. Ve bu kardeşimin sayesinde kitap halini aldı. Yani tarihe not düşünecek bir bilgi, belge. Burada eleştiriye, yani her güzel şeyde olduğu gibi eleştiriye açık yerler de var. Hani onu mesela örneğin bir tarihçi veya işte şey arkadaşımız mevzulara girecek olursa onların eleştireceği yerler var. Yani küçük, çok küçük detaylar var. Onlar da biz bildiğimiz halde yani ticari kaygıyla yani biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ihtilal ediyoruz. Türkiye'de bunlar böyle biliniyor, böyle bilindiği için. Yani biz bu kitapta İmam Şamil denmesini istedik ama Şeyh Şamil yazıldı. Yani açıkçası buradan pay biçerek devam edelim yani. Şimdi onlar da haklı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde ben bunu avarca basarsam o dediğinizi basarım diyor. Ama Türkiye'de herkes Şeyh Şamil olarak biliyor diyor. Ben bundan dolayı bunu basıyorum diyor. Haklı da doğru da yani ticari o bir emtihada teşkil ediyor çünkü kitap. Sonuçta her şekilde yani insanları bilgilendirecek, tarihe ışık tutacak, her şeyden bir ibret alınacak bir yeri var. Yani zamanınız varsa
Okumayı seviyorsanız zaten okuyun. Ama okumayı sevmiyorsanız dahi bu kitabı bir düşünün. Feda Mevsimi. Çınaraltı Yayınları, Çağlar Dağkaryan yazarımız. Teşekkür ederim, saygılarımla.